Kıymetli dostlar cümleten selamun aleyküm. Bugün artık hasat zamanı geldi diyerek konuya girmek istiyorum. İlerleyen dakikalarda anlatacağım olay Amerika'da bazı uzmanların yapmış olduğu analizlerde söz gelimi söyledikleri bazı cümleler bunlardan bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Amerika'da konuşulan şu diyorlar ki artık Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bazı konularda diz çökmek zorunda, boyun eğmek zorunda kaldı, kalıyor ve kalmak zorunda olmaya da devam edecek diyor Amerikalı bazı önemli isimler bazı kanaat önderleri Amerika için bunu konuşmakta. Neden asat zamanı geldi dedi. T Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Öztürk çok değil. Bundan 10 15 yıl önce bir her almak için ne kadar uğraşıyorduk? Şimdi dünya bizden ürün almak için sırada bekliyor dedi. Asat zamanı geldi. Zaman Ürün alma vaktidir dedi. Özellikle Anka 3 var ki ben şunu belirtmiştim. Anka 3 semalarımızda bizim için çalışmaya, görev yapmaya başladığında Yunanistan hani Türk savunma sanayini konuşur enine boyuna değerlendirir öyle yapar böyle yapar ya bakın Anka 3 geldikten sonra diğerlerini konuşmamış sayacağımız miktarda Anka 3'ü konuşacaklar. Çünkü Anka 3 görüntüsü bile düşmana korku salıyor. Bakın görev aldığında geldiğini gören olmayacak. Gitle de dünyada bunu duymayan kalmayacak. Bir yerde izini belli edecek. Bu çok önemli. Bir pazar sorusu sormak istiyorum size. Türkiye sahiden de böyle muhalefetin iddia ettiği gibi dünyanın en kötü yaşanması en zor ülkesi mi? Yoksa son 20 yılda savunma sanayinde, ulaşımda, enerjide, sağlıkta birçok farklı alanda bu baremi genişletebiliriz. Gerçekleştirdiği büyük değişimler, dönüşümler ve devrimlerle yıldızı parlayan bir ülke mi? Bir soru yorumlarda yazarsanız sevinirim. Mesela Kan uçuyor, Dem Parti bizim silah ihtiyacımız yok silah mı yiyeceğiz diyor. Bu ülkenin silah ihtiyacı olmadığını dile git. CHP'lilerin de bazılarından yine benzer isim. E, kimdi o? Yılmaz Özdil. Dönemin parasıyla 2500, bugünün parasıyla nereden baksan onu 15 bin liralık Atatürk kitabı satmıştı hatırlıyorsunuz değil mi? Kaç? 1881 tane mi? Bir kere de, bir saat içinde falan bitmişti herhalde satışları. Köşeyi dönmüştü. Neyse bu köşede kıyıda kalan böyle bazı mankurt kafaların izlerini halen daha iliklerine kadar hissedip Doruklarda yaşayanları bir kenara bırakalım. Foroç Afarayiz diyor ki artık Amerika'da Türkiye'ye boyun eğiyor diyor. Bu çok önemli. Amerika Dış Politika Dergisi Foroç Afraiz dikkat çeken Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi öven aynı zamanda şaşırtıcı bir Türkiye Erdoğan analizi yayınladı. Neden? Neden bu? kaynaktan bahsediyorum. Zira For Each of Eyes, 2023 çifte seçimlerinde. Hani ikinci tura kaldı ya. Bunun öncesinde emperyalist güçlerin tetikçisi sıfatını taşıyan Türk yazar Soner Çağatay'ın kaleme aldığı Erdoğan için oyunun sonu adını taşıyan Skandal bir makale yayınlamıştı. Genel seçimlerde Millet İttifakı'nın kazanılacağı savunuluyordu. Başkan Erdoğan'ın cezaevine kapatılmaması için iktidarı seçimden önce devretmesi şartıyla Başkan Erdoğan'a af teklif edilmesini istedi. HDP'nin de içinde gösterildiği Millet İttifakı'nın adayı olarak İmamoğlu, Yavaş ve Akşener'in öne çıkarıldığı makalede TSK içinde kışkırtıcılık yaparak hedefe TSK'yı da oturtmuşlardı. Başkan Erdoğan'ın iktidarda kalmak için Türk demokrasisinin altını oyacağı algısı yapılıyordu. Dünyaya böyle pazarlanıyordu. Burası yapıyordu onları. Erdoğan'ın girdiği tüm demokratik seçimlerden açık ara lider çıktığını görmezden gelen tetikçi yazar Soner Çağatay'ın muhalefetin Erdoğan'ı devirmek için birleşeceğini dikkat çekerken küreselci güçlerinde oyunun bir parçası olduğunu sözde itiraf ederken tehdit nitelikli ifadeler kullanarak da dikkatleri çekmişti. Yine bu FETÖ ve PKK'nın avukatlığına soyunan yazar Asparagas haber ve yorumlarla iyice hadsizleşmişti o dönem. TSK'ya sızmış FETÖ militanlarının 15 Temmuz Türkiye'yi işgal ve iç savaş çıkartma amaçlı provokasyon ve dezenformatik girişimleriyle darbe görünümlü kalkışmanın devlet millet işbirliğiyle bastırılması üzerine tetikçi yazar yine aynı isim iktidarın giderek parana yaklaştığını iddia edecek kadar da atsizleşmişti. Öyle ki KK ile devletten uzaklaştırılan FETÖ ve PKK bağlantıları kişilik kastederek yalnızca darbeci olduğundan şüphelenilenlerin değil aynı zamanda demokratik muhalefet üyelerini de takip eden ve ardından on binlerce insanı tutuklayan Erdoğan bütün düşmanlarını bu bahaneyle tutukladı. Akademisyenleri, gazetecileri bilmem neleri işlerini bırakmaya zorladı. Hapse attı falan filan diyor ki e, kaç tane gazeteci içeride diye sorusunu yönelttiğimizde muhalefete sayı, asparagas sayılar veriyor ama kim dediğinde bir cevap alamıyoruz. Çok enteresan değil mi? Kime bir cevap yok. İçeride öyle 3 5 10 gazeteci var. Ben biliyorum isim isim de biliyorum bunları. Araştırdığım için biliyorum ama neden içerideler? Gazetecilik yaptıkları için içeride değiller. Mesela bir gazeteci var taciz skandalıyla yargılan. Bir gazeteci var yolsuzlukla, hırsızlıkla yargılanmış. Bir gazeteci var adam yaralamadan veya katil olduğu için içerdi. Karısını dövmüş. Bu yüzden içer. Gazetecilikle alakası yok. Adam sadece gazeteci. Yani bir doktor birinin gitti kafasına sıktı diyelim. Değil mi? O adamı içeri attığında doktorlar içeri atılıyor mu olur? Hayır. Katiller içeriye atılıyor olur. Yani burada bir de Başkan Erdoğan'ı bir yargılama hayali vardı. 2023 çifte seçimlerinde Türkiye Erdoğan'ın kazanmasının pek mümkün olmadığı bir cumhurbaşkanlığı se seçimi yapacak hayali kuran bu Soner denilen kişi. Erdoğan'ın uzun süredir devam eden yozlaşma ve yetkiyi kötüye kullanma mirası nedeniyle görevden alınırsa yargılanabileceğini de söyleyebilecek kadar haddini hududunu aşıyordu. Kaos planları çiziyorlardı işte kongreye baskı yapacaklar böyle olacak Erdoğan'ın ipi çekildi iç çatışma ordu arasına nifa sokma falan filan iki planlı üç planlı projeler Erdoğan silahlı güçleri devreye sokacak Türk polisini kullanacak bilmem ne olacak giderken şöyle böyle neler neler duydum. Bunların yazılıp çizildiği bu yayın organında geldiğimiz noktada Milli Muhayep Uçak Kaan'da gökyüzüyle buluştuktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin Afrika, Kafkasya, Balkanlarda gücünü gösterdiğini ve ABD'nin artık Türkiye'ye boyun eğdiğini anlatıyorlar. Bu analiz gerçekten çok önemli. Bunu Amerika'dan sonra en çok konuşan aslında e, Avrupa'nın önemli ülkeleri oldu. Türkiye nasıl doğuya yöneliyorsa bir ayağıyla da Hakan Fidan özellikle diyor burada Batının dinamiklerini ele geçirmekle meşgul ve bu noktada da gayet başarılı ilerliyor. Güney, Kafkasya'dan Rusya, Ukrayna Savaşına, Anadolu'nun derinlerinden Balkanlara efendime söyleyeyim. Afrika'ya kadar İslam ülkelerine Türk ülkelerine kadar her yerde Türkiye'nin planlarının muazzam bir şekilde güçlenerek ilerlediğini dile getiriyorlar. Asla bakarsanız seçimden önce bazı kukla yazarları kullanarak, hem içeriye hem dışarıya göz daha veren bu tür büyük yayın organları 180 derece dönüşler yapıyorlar. Bu acaba bir psikolojik harp mi? Hayra alamet mi? Bunu merak ediyorum. Bu konuda da yani araştırmaya, bakmaya devam edeceğim. Ya da bir panik mi var? Mesela Yunanistan'da var benzer panik. sadece Türklerin bileceği, engel olamayacağımız silahlar geliştirdiler. Mesela Kaan uçtuktan sonra şu yorumu yaptı Yunanistan. Dedi ki biz F35'lere bu kadar parayı boşuna verdik. Boşuna verdik. Tamamen kullanamadığımız, gerektiğinde tamir edemediğimiz, güncelleyemediğimiz ve Türkiye'nin elinde bulunan Güçlerin, silahların yanında bir hükmü de kalmayacak olan teslim edilene kadar. An itibariyle bahsetmiyorum. Yani Yunanistan 18 tane F-35'i alana kadar biz 20 tane milli Muharip uçak kanı envantere almış olacağız. Planlanan seyir böyle O yüzden telaş halindeler. Acaba bunların etkileri var? Siz değerli izleyicilerimize de buradan bu soruyu yöneltmiş olalım. İki soru sordum bugün. Bir dedim Türkiye gerçekten muhalefetin abarttığı kadar yaşanılamaz bir ülke mi yoksa? şöyle şöyle mi dedim. Bir de bu son sorumu vaktinizi ayırıp yorumlarda belirtirseniz okumaya, ben de sizlerden bir şeyler öğrenmeye, kendime katmaya gayret göstereceğim. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkürler. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Hoşçakalın efendim.